Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Dairede alan ve çevre konusuna bakalım. Devam edelim. Burası 40 derece verilsin. Altı. Şimdi burada arkadaşlar taralı kısmın alanı bulacağız. Aynı benzer şekilde. Nasıl yapacağız? Şu 40 derece değil de onu 60 yapalım. Buna 60 derece yapalım, tamam mı? Şimdi üçgenin alanını şöyle bulacağız, bakın. Burada bir dik iniyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3'tü, hatırlayın. O zaman üçgenin alanı 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2 üçgenin alanı. Artı üçgenin alanı artı S. Şimdi artı S eşit olmalı. Şimdi buna bakalım. Evet. Pi alan diyoruz değil mi? Pi 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360. Buradan 9 kök 3 artı S pi 6 burası. S eşittir 6 pi eksi 9 kök 3. Bu 6'yı nasıl bulduk? Şu 36 ile şu 36'yı götürdük. Şu 0'da da şu 0 sadece işte 6 pi kaldı orada. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burası 60 derece verilsin. Yarı çapı da 9 birim olsun. O zaman taralı yeri soruyoruz. Taralı alan nedir? Soru bu. Şimdi yarım dairenin alanından eşkenar üçgenin alanını çıkartacağız. Öyle düşünün. Yarım dairenin alanı ne? Önce onu hesaplayalım. Pi 9'un karesi bölü 2'den şu üçgenin alanını çıkartacağız. Şu üçgenin alanı çıkınca taralı alan kalacak. Mavi kısımlı yer kalacak. Buna göre bu üçgenin alanı eşkenar üçgeni düşünün. Burası 9, burası 9, burası 9 iken bir dik indiğimde 60, 90 karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü 2, 60'ın karşısı da 9 bölü 2 kök 3'tü. 9 bölü 2 kök 3 çarpı 9 çarpı 1 bölü 2 üçgenin alanıdır. Dolayısıyla taralı alan budur. Bu kadar. Şimdi bir kare çizelim. Bu güzel bir soru. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bunun içine bir yarım daire çizelim. Tamam. Buradan bir köşegen yapalım. Şimdi bu taralı yerle bu taralı yerin alanları toplamı sorulacak.
Soruyu anladık. Tabii bu karenin her bir kenarı 12 santim. Onu da verelim. Buraya kare olduğunda yazalım. Kare. Şimdi bu taralı alanlar toplamı nedir? Bakın arkadaşlar, buradan biz şu şekilde bir çizgi çeksek, bu S alanı buraya sahiptir. Bakın, iyi düşünün. O zaman burası dik olduğunda biz 12, 12, bakın 12, 12, Pisagor'dan burası 12 kök 2 olur. Bunun yarısı da 6 kök 2, 6 kök 2 olur. Bir düşünün. Burası 6 kök 2'dir. Burası da 6 kök 2'dir. O zaman ben şu yeşille taradığım yerin alanını bulursam, yeşille taradım. O zaman istenilen sonuca ulaşmış olacağım. Pembe alanlar toplamıdır burası. O zaman cevap, taralı alan 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Başka bir soru çözelim. Gene bir daire çizelim. Böyle bir daire. Şimdi burası 45 derece verilmiş, tamam mı? Ve ne dönüyor? Yarıçapı 4 olan, yarıçapı 4 olan bu çemberde taralı alan nedir? Soru bu. Şöyle düşünelim. Buradan arkadaşlar şöyle yapalım. Burası 90 derece olmak zorunda. Çünkü 45'in gördüğü 90'dı. O'nun da gördüğü 90'dır. İyi düşünün. O halde yarıçapı da yazalım buraya şimdi. 4 birimdi, değil mi? Şöyle yapalım. 4 birim, 4 birim. O zaman burası A olsun, burası da B olsun. Bizden B alanı isteniyor. A artı B alanı neye eşit? A artı B alanı 4 pi 4'ün karesi çarpı 90 bölü 360, değil mi? Şimdi peki bu A alanı neye eşit? 4 kere 4 bölü 2, değil mi? Burası da 1'e 4'ten 4 pi'dir. O halde B alanı 4 pi eksi, bunlar sadeleşir, 8'dir. 4 pi eksi 8'miş taralı alan. Başka bir soru çözelim. İç içe iki tane daire verilse, bakın, şöyle iki tane daire verilse ve bizden olmadı. Şu dıştaki kısmın alanı sorulsa bizden. Şu dış kısmın alanı sorulsa. Onu nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bu pembeli yerin alanı sorulsa nasıl yapacağız? Önce AB 8 birim olsun. Şunu yapalım, kiriş yapalım bir tane. Şimdi K, L, P olsun. Şurası 8 birim olsun, tamam mı? Şimdi ne diyor? Buna göre taralı alan nedir? Yani soru bu, tamam. Şimdi şöyle düşünün. Taralı alanını şöyle bulacağız. Burada merkez, burası küçük dairenin yarıçapı R olsun. Büyük dairenin yarıçapı da büyük R olsun. O zaman ben ne yapacağım?
Büyük dairenin alanını bir hesaplayayım. Pi r kare. Büyük dairenin alanı. Eksi küçük dairenin alanı pi r kare. Bu taralı alanı vermek zorunda. Burada pi parantezini alırsam r kare eksi r kare olur. Doğru mu? Taralı alan. Peki kenarda şuracıkta bu OKL üçgeni arası üzerinde Pisagor yapsak. R kare eşittir R kare artı 8'in karesidir. Buradan R kare bir tarafa geçerse R kare eksi R kare eşittir 64. İşte biz bu veriyi şuraya yazsak. Pi çarpı 64 eşittir taralı alan desek işte taralı alanı bulmuş oluruz. Tamam, buradan notunuzu alabilirsiniz. Görüşmek üzere.